Hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir YouTube kanalına başlıyoruz. Bu ve bundan sonraki videolarda sizlerle beraber uçaklar hakkında çok enteresan bilgiler öğreneceğiz. O halde ilk video için önce jenerik gelsin, daha sonra başlıyoruz. Uçaklar hakkında pek de bilmediğiniz şeylerden bahsedeceğim. Amacım size uçakların nasıl uçtuğunu sizin anlayabileceğiniz şekilde en sade biçimde anlatmak. Şimdi, öncelikle ben kimim? Ben yaklaşık 10 senedir uçak bakım sektöründe çalışıyorum ve bir uçağın teknik açıdan sefere verilip verilmeyeceğinin kararını ben ve benim gibi arkadaşlarım karar veriyor. Yani bunu açıklayacak olursam, bir kaptan sizi A noktasından B noktasına götürse de biz o uçağın bütün sorumluluğunu alıyoruz ve o uçağın uçuşa elverişli olup olmadığının kararını veriyoruz. Şimdi bu kanalda ne anlatacağız? Uçakların arızalarından bahsedeceğiz. Sistemlerin nasıl çalıştığından bahsedeceğiz. O sıra kokpitte neler oluyor ondan bahsedeceğiz. Havacılıkta insan faktörlerinden bahsedeceğiz. Çok tempolu bir iş ortamında çalışıyoruz, zamana karşı yarışıyoruz. Zaman yönetiminden bahsedebilirim. Gidişatı sizin yorumlarınızla belirleyebilir. Bu zamana kadar sayısız kez uçağa binmiş olabilirsiniz. Fakat hiç düşündünüz mü? Bu uçaklardan nasıl nefes alıyorsunuz? Biliyorsunuz motorlar çok yüksek devirlerle dönüyorlar ve içlerine çok yüksek miktarda hava çekiyorlar. Bu içeri giren hava ilk önce kompresöre gidiyor. Kompresörde sıcaklığı ve basıncı yükseltiliyor ve tam kanatla motorun arasında bulunan paylon dediğimiz bölgedeki bir soğutucunun içine giriyor. Bu soğutucunun adı da prekulur. Şimdi burada hepsini tek tek bahsetmeyeceğim. Hangi alet ne işe yarar. Fakat bunları zaten detaylı bir şekilde daha sonraki videolarda işleyeceğiz. Şu anda çok yüzeysel geçiyorum. O yüzden kafanızı fazla bunlara takmayın. İlerleyen videolarda çok detaylı uçak videoları çekeceğim. O yüzden şu anda sadece sistemleri basit olarak tanıtıyorum. 450 derecelik bir hava 200 dereceye düşürülüyor ve buradan uçağa gönderiliyor. Uçağa gönderiliyor derken peklere gönderiliyor. Pekler tam kanat hizasında ve orta sırada oturan yolcuların altında bulunan iki adet sistemdir. İki tane sistemdir fakat bunlar birbirinin aynısıdır. Birinde ne varsa diğerinde de o vardır. Normal şartlarda beraber çalışırlar fakat bir arıza durumunda birbirinin yedeği gibidirler. Hava buraya ilk pek valve'den gelir. Yani flow control valve. Bunların isimlerine fazla takılmayın. Ben size giriş kapısı diyeyim çünkü bir şirket A demiş, diğer şirket B demiş. Yani genel çalışma prensibi aynı fakat isimleri farklı. İşte bu giriş kapısından giren hava ilk önce bir primary heat exchanger'a girer. Bu heat exchanger dediğim şey gene bir radyatördür. Ortam havası çarptırılarak içindeki hava soğutulur. Primary heat exchanger'dan çıkan hava bir kompresöre girer. Yine burada bir sıcaklık ve basıncı yükseltilir. Daha sonra buradan main heat exchanger'a gönderilir. Main heat exchanger'da bir radyatör prensibiyle çalışır. Ve burada hava yaklaşık -12-13 dereceye kadar düşürülür. Daha sonra bir yoğunlaştırıcıya girer. Yoğunlaştırıcıdan sonra bir water extractor'a yani su ayrıştırıcısına girer. Havanın içerisindeki su ve kuru hava ayrıştırılır. Hatta bu su daha sonra tekrardan sisteme dahil edilerek ortam havasına ilave edilir ve bu ortam havasıyla beraber çarptırılarak tekrardan verimli bir soğutma için kullanılır. Şimdi elimizde kuru bir hava kaldı. Bu kuru havayı ne yapıyoruz? Mixer unit dediğimiz bir manifolda gönderiyoruz. Bu manifoldan da kabine gönderiyoruz. -12-13 derece dedim. Peki içeridekiler niye donmuyor? Çünkü az önce bahsetmiş olduğum 200 derecelik hava var ya, işte o hava bu havayı ısıtmak için kullanılıyor. Bunu da nasıl yapıyor? Thermal valve dediğimiz valve'ler var. Ve bu valve'lerin en sıcak ve en soğuk değerleri belirlenmiş. En sıcak 30 derece, en soğuk 18 derece olarak bunu kaptan kokpitten ayarlayabiliyor. Yani bir arıza durumunda donmuyorsunuz veya pişmiyorsunuz. Ama üşüyebilir veya terleyebilirsiniz, orası ayrı. Şimdi, buraya kadar anlattıklarım uçağa alınan temiz havaydı. Bir de resirküle edilen hava var. Fakat buraya gelmeden bahsetmem gereken ayrı bir konu var. O da basınçlama sistemi. Basınçlama sistemine tam olarak burada değinmeyeceğim. Çünkü bunun için apayrı bir video çekeceğim.
basınçlama sistemi apayrı bir konu. Fakat şu anda şunu bilmenizi istiyorum. Uçakta basınçlama olmazsa nefes alamazsınız. İşte neden nefes alamazsınız? Basınçlamanın üzerinizdeki etkileri neler? Bunları uçak nasıl yapıyor? Hepsini teker teker anlatacağım. Şu anda sadece şunu bilmenizi istiyorum. Basınçlama olmazsa uçakta nefes alamazsınız. O yüzden bir basınç kaybında maskeler düşüyor. Konumuzu da fazla dağıtmadan devam edelim. Ne dedik? Resirkülasyon sisteminden bahsedeceğiz dedik. Uçağın içerisindeki temiz havanın yarısı doğrudan atmosfere atılır. Geri kalan yarısı tekrardan çevreme sokulur. Şimdi tekrardan çevreme sokulur derken aklınıza şu gelmesin. Ya bize soluduğumuz havayı tekrardan mı solutuyorlar? Kısmen öyle ama bunun belli aşamaları var. Uçağın içerisindeki hava ayak izlerinin orada bulunan dodo paneller vasıtasıyla çekilir ve resirkülasyon sistemine dahil edilir. Fakat buradan geçerken bir filtreye girerler. Bu filtre de HEPA filtredir ve havanın içerisindeki virüs, bakteri, buna koronavirüs de dahil %99.9 oranında filtredir. Tabii bunu üretici şirketler söylüyor. Bu üretici şirketlere inanmalı mıyız? Evet, inanmalıyız. Peki niye inanmalıyız? Çünkü havacılıkta hiç kimse ben havayı %99.99 oranında filtre ediyorum, alın bu filtreyi takın diyemez. Bunu kanıtlaması gerekir. Ve bunu kanıtlayacağı şirketler de öyle mahalle arasındaki şirketler değildir. Bunlar uluslararası standartlarda bağımsız şirketler tarafından kontrol edilir. Yani oraya hiç kimse kafasına göre öyle bir değer yazamaz. İncelemek isteyen Google'da aratıp kolayca bunlara ulaşabilir. Bana soracak olursanız uçakların havalandırma sistemi güvenli mi diye, ben size uçakta %100 koronavirüsü bulaşmaz diyemem. Fakat şunu söyleyebilirim. Filtre edilen havanın filtre edilemeyen kısmının çok düşük olduğunu düşünürsek ve uçaktaki havanın zaten tamamının kullanılmadığını düşünürsek ve o havanın içerisinde virüs olma ihtimalini düşünürsek, kendi açıma konuşuyorum, ben çok bir risk görmüyorum. Fakat uçaklarda yanınızda bir sürü insan oturuyor ve onların ne olduğunu bilemezsiniz. Ama şunu söyleyebilirim, maskenizi çıkartmadığınız sürece uçaklarda en azından bir banka sırasında beklemekten veya bir PTT sırasında beklemekten daha güvende olduğunuzu söyleyebilirim. Çünkü sürekli içeri bir temiz hava girişi var, hava filtresi var. Maskenizi de çıkartmazsanız, Sağlık Bakanlığı'nın da söylediğine göre %93 maske tek başına virüsün bulaşını engelliyormuş. İki tarafta maske takarsa ben bulaşma ihtimalinin düşük olduğunu düşünüyorum. Tabii siz gene de tedbiri elden bırakmayın. Şimdi buraya kadar nelerden bahsettik? Uçağı alınan temiz havadan bahsettik. Basınçlanma sistemine değindik. Resirkülasyon sisteminden bahsettik. Biraz da arızalarından bahsettik. Oldu da havada bir şeyler ters gitti ve bir tane pekiniz arızalandı. O zaman ne oluyor? Hiç merak etmeyin. 2 numaralı pek diğer pekin yerine geçiyor ve uçuşu konforlu bir şekilde bitirmenizi sağlıyor. Az önce de bahsetmiştim. Bunlar birbirinin yedeği. Peki oldu da olmazsa olmaz bir şey oldu. İki pek birden gitti. O zaman ne oluyor? İşte o zaman uçak alçalmaya başlıyor ve kaptanın kokpitten basacağı bir düğmeyle uçağın altından bir kapak açılıyor ve bu kapaktan gene o meşhur mixer unit'in içine temiz hava doluyor ve kabine dağıtılıyor. Yani korkmayın, gene ölmüyorsunuz. Arızalar konusuna detaylı bir şekilde gireceğiz. Belki bu pek arızasından önümüzdeki videoda bahsedebilirim. Basınçlama sistemine apayrı bir video çekeceğim, ondan bahsedeceğiz. Bunlar peş peşe videolar olacak ama hangisi önce gelir onu bilmiyorum. Arızaları mı önce istersiniz yoksa basınçlama sistemini mi önce istersiniz? Bunu yorumlara yazarsanız ona göre de değerlendirebilirim. Zaten benim bir taslağım var. Bu taslağın devamında olacakları siz de belirleyebilirsiniz. Ayrıca bu videolarım devam ederken, yani uçaklar hakkında temel ve farklı bilgiler vermeye devam ederken uçak dersleri de vermeye başlayacağım. Yani uçakların A'dan Z'ye, noktasından virgülüne her şeyini anlatacağım. Bunu ayrı bir seri olarak çekmeyi düşünüyorum fakat şu an bunun için erken. Bugün daha ilk videomu çekiyorum. Umarım güzel olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.
Hoşçakalın.